こんにちは皆さん、私はピュープリンスベジータです。欲しがるぞ、そのメルマンプリンス。Evet arkadaşlar, Spor Toto Süper Lig 29. hafta Trabzonspor Beşiktaş maçını bugün oynayacağım sizlere. Saat sabahın, ben burada Almanya'da yaşıyorum, neredeyse 7'si arkadaşlar, henüz hiç uyumadım, işten geldim. Yine de bu videoyu sizlere hazırlıyorum arkadaşlar. Umarım değerimi bilirsiniz. Neyse arkadaşlar, evet bayağı uykum da var bu arada. Neyse şöyle bir pek hazırlıklı değilim ne yazık ki. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, şu an Fenerbahçe lider, birinci sırada 63 puanda arkadaşlar. Bunun ardından hemen Beşiktaş'ta Galatasaray var, ikisinin 61 puanı var. Beşiktaş gol avarajıyla ikinci sırada. Trabzonspor ise 47 puanda arkadaşlar, 6. sıradalar. 5. Bursaspor onların da 47, 4. de İstanbul Başakşehir arkadaşlar. Onların puanı ise 48. Şimdi istatistiklere bir bakayım ben. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Gol krallığında Fernandão 18 golle önde. Birinci sırada. İkinci sırada hemen Dembaba var arkadaşlar, Beşiktaş'ın golcüsü. Ve 16 golüyle. Ve bunun hemen ardında 15 golde Oscar Cardozo var arkadaşlar. Tamam, onu da söyledik. Şimdi bunları geçelim bence. Bu maç Hüseyin Avni Aker'de oynanacak arkadaşlar. Yani Trabzon'da ve Türkiye saatiyle saat 19'da bugün. 3 Mayıs. Evet, şimdi ilk 11'lere gelelim. Ve sanırım bu oynamayacak arkadaşlar. Yabancı kontanjen, yok kontancı, kontanjen ne mi oluyor arkadaşlar, ne oluyordu o? Sanırım Sivok'un yerine Atınca oynayacak ve Necip arkadaşlar, Necip kırmızı kart cezalısı, Serdar Kurtuluş sarı kart cezalısı, İsmail Köybaşı ise hasta sanırım ve Veli Kavlak da sakat. Başka kim var? Bosses olsa o da bu yabancı kontancının yüzüne yedeklerde kalacak arkadaşlar. Beşiktaş büyük bir ihtimal böyle oynayacak. Çift forvet, Dembaba ve Musa Pekdemek. Bunların ikisi sanırım banko arkadaşlar. Solda Olcay Şahan olacak. Çok büyük bir ihtimal. Sağda Gökhan Töre. Tolga Yaslan oynayacak arkadaşlar. Dediğim gibi yabancı kontancının yüzüne Jose Sosa dışarıda kalıyor ve onun yerine Tolga Yaslan geliyor. Hutchinson oynayacak arkadaşlar, Cenk Önen. Yani böyle o parada oynayacak %100. Beşiktaş'ın ilk 11 dizilişi çok büyük ihtimal böyle olacak. Şimdi gelelim Trabzonspor'a. Orada pek emin değilim arkadaşlar ama bu solda gördüğünüz gibi böyle çıkabilir Trabzonspor. Cardozo, Özer Umacı, bunlar banko. Erkan Zengin oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Sağda büyük bir ihtimal Deniz Yılmaz olacak. Bunların ardında Medyani, Mehmet İkinci de olabilir. Ama pek emin değilim. Yani defans da böyle banko olması gerek. Hakan Arıkan'da arkadaşlar kalede. Evet arkadaşlar, şimdi bu maça derbi deniyor. Ben ama bunu pek anlamış değilim arkadaşlar. Normalde derbi misal sadece İstanbul takımları arasında olmuyor mu? Yani aynı kent, aynı bölgeden olan takımlar ya da aynı şehirden. Bu maça niye derbi deniyor? Onu lütfen aranızda bilen varsa bunu videonun altına yazsın. Ben pek anlamış değilim. Ve bir sorum daha olacak arkadaşlar sizlere. Bu yabancı kontancının, yo çok tuhaf bir laf arkadaşlar bu. Kontancı. Arkadaşlar buna bakacağım ya. Kusura bakmayın. Şimdi neymiş onun adı? Burada yazıyordu o. Kontancanı. Kontancanı. Heh, şöyle doğru da Prince. Yabancı kontancanında ilk 11'de 5 yabancı mı oynayabiliyor? 4 mü 6 mı? Benim bildiğim 5. Bunu biliyorsanız lütfen bunu alta yazın arkadaşlar. Neyse ya, burada çok oyalanmayalım. Top türümüze bakalım. Sporto Süper Lig topu. Formalarda böyle, stat da iyi. Ve maça gidelim arkadaşlar. Evet, 29. hafta Trabzonspor
Beşiktaş maçı Trabzonspor kendi sahasında çok güçlü arkadaşlar. Kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'den sonra galiba en güçlü takım Sporto Süper Lig'de. Mutlu günler ve kucak dolusu selamlar. Ben Ali Kerim Öner maçın anlatımında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra da Beşiktaş da deplasmanda en güçlü takım Sporto Süper Lig'in arkadaşlar. Zaten Beşiktaş'ın her maçı deplasman. Vodafone Arena hazır olmadığından dolayı. Okey. Şimdi Beşiktaş kaptanı kim olur böyle bu dizilişte bilmiyorum. Hutchinson'a verdim ben. Normalde Sivok oynasaydı Sivok'a verirdim. Necip yok. Veli Kavlak yok. Tolga Zengin yok. Bunlar zaten sakat. Trabzonspor'da da sakatlar var. Onu da söyleyeyim isterseniz. Bir dakika. Onu da burada yazmıştım. Evet, Fatih Öztürk, Musa Nizam, Onur Kıvrak, Aytaç Kara, Mustafa Yatabari arkadaşlar. Bunlar sakat. Beşiktaş'ı zaten söylemiştim. Evet, şimdi Trabzonspor'un ilk 11'i geliyor. Dizilişi arkadaşlar. Cardozo dediğim gibi gol krallığının yarışında hala var. Dembaba da. Deniz Yılmaz'ı görüyoruz. Bir şey söylemesi oldu arkadaşlar. Ben bunu bilgisayarda oynuyorum. Extreme Patch. Şimdi üzerinde oynuyorum. Ve bunu indirmek isteyenler arkadaşlar, bunu da siz de istiyorsanız ve sizde yoksa bunu bu videonun altında link olarak sizlere veririm. Türkçe speaker.com tarafından yapılmıştır. Bunu da söylemiş olayım. Ve derbi başlıyor arkadaşlar. Trabzonspor başlattı derbiyi ve bu maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak arkadaşlar. Ve ben bunu Süpersel Maç üzerinde oynuyorum. Bunu söylemeyi ve göstermeyi unuttum. Bazıları inanmıyor arkadaşlar bana Süpersel Maç üzerinde oynadığımı. Maçlardan önce göster diyorlar. Bir dahaki sefere aklımda olursa gösteririm ama arkadaşlar ben ne diyeyim, dürüst bir insanım. Yani öyle sizlere yalan borcum da yok. Süpersel Maç üzerinde oynuyorum diyorsam Süpersel Maç üzerinde oynuyorumdur arkadaşlar. Yani bana bu konuda böyle şeylerde güvenebilirsiniz. Şimdi ama arkadaşlar ben bilmiyorum, bilgisayarda Süpersel Maç düzeyi daha bir zor ya. Zaten Süpersel Maç düzeyinde bilgisayar sanki böyle cheatle oynuyor arkadaşlar. Cheating yapıyorlar. Yani her pas onlara gidiyor. Acayip paslar geliyor. Top dönüp gidip gelip yine de bilgisayara geliyor. Şimdi Mustafa beklemek, sağ kanatta ortada kim var? Kimse yok, kısa oynuyoruz. Gökhan Töre. Gökhan Töre! Yay arkadaşlar! Beşiktaş 13 dakikada çok tehlikeli geldi Gökhan Töre ile. Topu kaybedeceğim, mayıva. Şimdi dikkat, defansa dikkat etmeliyim. Ersan Gülüm uzaklaştırıyor. Altıdaki geride bıraktık. Maçta henüz gol yok. Offside mı? Ah. Evo, o pare yetiş. Lan o pare. Adamım be. Bu arada arkadaşlar Extreme 15 Analik Beşiktaş serisine başladım. Bu birinci bölümü cumartesi günü yani gelmişti. Yani dün. Ve sizlerden de bu seri çok bekleniliyordu. Ve bayağı şimdiye kadar beğeni sayısı da bayağı iyi, yani hoşuma gidiyor. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu seri zaten devam edecek. Eğer aranızda izleme yani kimse varsa, yani izlemediyseniz sizi mutlaka bu seriyi tavsiye ederim. Evet. Almanya'da yaşayan Türk bir gencin Türkçesi bence bu kadar olur arkadaşlar. Kusura bakmayın ama zaten alıştınız artık. Kendimi birazcık zor ifade edebiliyorum bazen ama olsun arkadaşlar. Devam ediyorum. Oscar Cardozo, Cardozo araya atınç giriyor. Cardozo!
Son anda o pare arkadaşlar. Trabzonspor ilk köşe vuruşunu kullanacak. Dakika 34. Eyvah Ersan, dikkat. Dikkat, gol yorum. Gol yorum, hayır o pare yine. Taş Trabzonspor'un. Eyvah. Kaleci. Ye geliyor mu? Hayır. Bunun karşına gol gelecek arkadaşlar. Xtreme ana ligde bunun karşında gol gelmişti. Aha şimdi vallahi gol geliyor. Musa Mehmet demek. Pasını veriyor. Niye pasını veriyor? Niye çakmıyorum? Ben bu arada Beşiktaş'ta oynuyorum. Bunu söylemesini unuttum arkadaşlar. Eyvah Ersan Gülüm. Ersan Gülüm çok yavaşsın. Gol geliyor. Gol geliyor ve Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Burnum kaşınıyor. Gol geliyor arkadaşlar. Evet, Oscar Cardozo. Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor. Gol tekrarını görüyoruz. Trabzonspor böyle ters amaç. Puanını 50'ye yükseltecek arkadaşlar. Neyse. Beşiktaş da 61'e kalacak. Devam. Şimdi bayağı zor olacak ya. Arkadaşlar dediğim gibi Süperstar bilgisayarda acayip zor ya. Köşe bayrağına doğru uzattı pası. Offside. Dediğim gibi hiç uyumadım henüz. Yani eğer saçmalarsam ki mutlaka saçmalayacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın lütfen. Ama sizlere bu videoyu da zamanda yetiştirmeye çalışıyorum. Çalıştırmaya çalışıyorum. Haysin Türkçene. Evet, ilk yarı bitti. Trabzonspor ne yazık ki 1-0 önde. Ne yazık ki değil yani, ben Beşiktaş taraftarı olduğundan ne yazık ki. Şimdi. Hiçbir güzel ilk yarı olmadı. Oyuncu değişirsem mi diye düşündüm ama böyle bir devam edelim önce. Evet. Maçın ikinci yarısı başladı. İkinci 45 dakika başladı. Ramon Mota. Hadi Club Brugge gibi bir şut at. Ramon Mota. Mota. Uleng be. Uleng be. Organize bir atakla ceza sahasına girmek daha mantıklı. Organize bir atak. Ha? Organize işler yaparız biz. Mustafa. Eyvah, şimdi dikkat, geriye koş. Nereye uzattı pası? Son çizgi. 9. dakika. Eyvah Allah ve 2-0. Hincuk şeyiydik arkadaşlar. Özel vurmacı. Golünü atıyor. Hemen tekrarına bakalım. Kaleci ilk hamlede ama bayağı güzel tuttu da sonrası kötüydü. Deniz Yılmaz'ın ortası. Bakın bunu bayağı güzel tuttu Cenk Gönen. Ama ikinci hamledeki şutu tutamadı ne yazık ki. Trabzonspor 2-0 önde. Şimdi ben bu maçı Süperstar maçına nasıl çevireceğim arkadaşlar? Vallahi acayip bozdu hem de moralimi. Şimdi full konsantre arkadaşlar. Çene çalma yok. Dembaba gidiyor. Dembaba, Dembaba, Dembaba yapmasana. Of. Ya niye gol olmadı ya arkadaşlar, şuna bakın. Bir şey söylemesini daha unuttum. Bu maçın ilk karşılaşması, yani sezon ilk yarısındaki maç, Beşiktaş 3-0 almıştı. Şimdi Gökhan Töre, Gökhan Töre! Gol geliyor! Hüseyin Avni Aker'de Beşiktaş golünü atıyor Gökhan Töre ile. Ve maç şimdi sadece 2-1 arkadaşlar. Bir comeback daha yapabileceğim mi? Benim comebacklerim meşhurdur bayağı.
Bakın Olcay Şahan süper ortası ve çok büyük bir hata Trabzonspor defansında. Kimdi o oyuncu? Mustafa'ydı galiba sanırım. Mustafa Akbaş. Evet 2-1 arkadaşlar, devam. Hadi. Süper, devam. La topa koş adam. Dembaba yapmasana. Bu benim yeni bestem arkadaşlar. Dembaba. Sonra atamazsam yapmasana. Sen Prince niye saçmalıyorsun böyle ya? Hadi Hutchinson. Gönder aradan. Dembaba'ya gelmiyor. Şimdi Olcay kaptı. Dembaba! Ulan pas verme! Foul. Allah, free kick arkadaşlar. Free kick'ten gola gelebilir mi? Uf, bomboş bir de. Gökhan Töre geliyor. Gökhan Töre! Şut ve gol! Gökhan Töre'nin ikinci golü. Beşiktaş 2-0 geride arkadaşlar. 2-2 yapıyor. Niye gene bari bu spiker? Evet, acayip bir derbi oluyor arkadaşlar. Evet, kalecinin yapacağı hiçbir şansı yok. Gökhan Töre çok sert vuruyor. Free kick'ten golü buluyoruz. Beşiktaş buluyor daha doğrusu. Buluyoruz demeyeyim. Ben buluyorum. Ve Beşiktaş buluyor. Aranızda tabii ki Trabzonspor da vardır. Şimdi. Ulan. Konsantre ol Prince. Mustafa. Araya girin. Eyvah. Geriye. Allah. Kaleci. Uzun. Dembaba Mustafa. Hayır. Gelmedi. Uğur. Salih. Bazen şeyler şey sormuş arkadaşlar. PSD neye dikkat etmeliyim? Yani o nasıl oynamalıyım? Şimdi durun bir dakika. Ben misal oyuncuları hep önceden seçiyorum arkadaşlar. Yani karşı taraf atak geliştiriyorsa ya da top karşı taraftaysa ben şu L1 ve şöyle göstereyim, L1 ve şu sağ stickle hemen oyuncuları seçiyorum. Manuel seçebiliyorsunuz, böyle gidebiliyorsunuz. O çok önemli. Bakın misal şimdi. Ve bol adamla atak geliştirmek istiyorsanız, bu ama bayağı şimdi riskli söyledim. L1 ve X arkadaşlar, L1 ve X ile pas verirseniz o pas verdiğiniz kişi de koşuyor. Şimdi dikkat. Atınç yapma. Özel atmasın. Allah'ım be. Bakın şimdi size göstereceğim o L1. Ama işte defansa dikkatli olmanız. Defans yaparsanız. Bakın hep böyle yaptım, koşuyorlar, görüyor musunuz? Öne doğru. Öyle daha çok kişiyle atak geliştirebiliyorsunuz. Bakın o da koşuyor. Hadi Gökhan Töre. Gökhan Töre. 88 oldu. Allah'ım yandım. Çabuk. Süpersin Atınç. Ya. Ben hiç oyuncu değiştirmedim ya. Şöyle bir oyuncu değiştirelim. Şimdi kaç tane yabancı var? 1, 2, 3, 4. Tolga'nın yerine Jose Sosa girsin. Mustafa'nın yerine Cenk olsun. Bir de Kerim Fry da alalım Olcay'ın yerine. Şöyle tam olsun. Okey arkadaşlar.
Bunu unutmayın arkadaşlar, eğer aranızda bunu bilen varsa yabancı kontancını kaç olması gerek? Mesela Sosa. Sosa duruyor adam, mal mal bakıyor. Maç bitti ya, galiba 2-2 bitecek arkadaşlar. Evet. Bu maç arkadaşlar 2-2 bitti. 2-0 geriye düşmüştüm. İkinci yarı biraz toparlayabildim. 2-2 yaptım. Ne yazık ki yenemedim ama olsun. Bu derbi berabere bitiyor arkadaşlar. Ve ben de bu videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Birazcık saçmaladım ama dediğim gibi uykusuzum. İşten geldim. Bu videoyu sizlere yine de yetiştirmeye çalışıyorum. Çalıştım daha doğrusu. Evet. Bir dahaki videomda arkadaşlar, pardon bunu hemen önce, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen lütfen beğeni sembolüne basın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Her YouTube'cu için çok önemli beğeni sayısı. Çünkü bu beğeni sayısı lan böyle videonuz daha oluyor. Ve kanalınız büyüyor, daha doğrusu daha başkaları da görebiliyor. Neyse. Evet. Dediğim gibi beğendiyseniz lütfen beğeni sembolüne basınız. Abone olmayanlar abone olabilir. Ben şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. We'll be right back.